Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî alleme bil kalem ve allemel insane ma lem ya'lem. Ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Muhammed Ali Sabuni'nin Saffetü Tefasir adlı tefsirinden Yasin Suresinin tefsirini yapmaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız 45. ayeti kerimede, yani şu ayeti kerimede kalmıştık. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ gîle lehum, onlara denildiği zaman ittegû mâ beyne eydîkum ve mâ halfekum. Buradaki ma isim mevsuldür. Ellezî anlamında. İttegû, sakının, korkun. Mâ beyne eydîkum, önünüzdeki olanlardan sakının. Ve mâ halfekum, ve arkanızda olanlardan sakının. Yani burada sakınmaları gereken önlerinde olan ve arkalarında olanlar nedir? Sabuni biraz sonra açıklayacak. Orada izah edeceğiz. Evet, önünüzdeki ve arkanızda olanlardan sakının ki leallekum turhamun, size merhamet edilsin. Evet, bu ayet-i kerimeyi şöyle izah ediyor Muhammed Ali Sabuni. Lemma zekkerahum Teala bi delaili kudretihi, kudretinin delilleriyle Allah Teala onlara hatırlatmada bulunduğu zaman, lemma zaman, zekkara yüzekkiru, lemma zekkerahum Teala, şanı yüce olan Allah Teala onlara hatırlattığı zaman, bidelail kudretihi, delail neyin çoğuludur? Delilün, delilün çoğulu edilletün veya delailu veya edillâ'u, üç şekilde gelebiliyor. Delilün, edilletün, delailu, edillâ'u şeklinde delil, kanıt. Evet. Burada Allah Teala kudretinin delillerini onlara, kanıtlarını hatırlattığı zaman ve asari rahmetihi, ve rahmetinin eserlerini, asar, eser kelimesinin çoğuludur. Evet, ona da bakalım. Eserun çoğulu asar geliyor. Eserun, eser, iz. Evet. Allah Teala rahmetinin izlerini hatırlattığı zaman ahbara, burada haber verdi. Ahbara yuhbiru ihbarun, ahbara ifal kalıbında bir fiildir. Ahbara haber verdi. Hune burada an taamihim anil hak. Hak'tan hakkı görmemeleri, hakka körmüş gibi davranmaları sebebiyle onlara haber verdi. Evet. Ahbara yuhbiru ihbarun, evet, haber verdi anlamına geliyor. Teama yeteama taamiyun, evet, görmemezlikten gelmek. Evet, hakkı görmemezlikten gelmelerini onlara haber verdi. Ve iradihim, düz çevirmeleri, anil huda vel iman, imandan ve hidayetten yüz çevirmelerini haber verdi. Ma kesratil ayatil vadihati, halbuki açık ayetlerin çokluğuna rağmen, çokluğuyla beraber, İmandan ve hidayetten yüz çevirmeleri ve görmemezlikten gelmelerini haber verdi. Ve şevahidil bahirati, ve açık seçik, parlak olan şahitleri, şevahit neyin çoğuludur? Şahidetün, şahidetün çoğulu şevahit, şahit işaret manasına geliyor. Evet, o açık seçik şahitleri de görmelerine rağmen maalesef haktan yüz çevirmeleri ve imandan ve hidayetten yüz çevirmelerini haber verdi. Vel mana, mana
Ve izâ gîle, yani bu ayetin manası şudur. İzâ gîle lil müşriklere denildiği zaman ihzeru hazira yahzeru. Hazira, bu kelimenin manasına da bakalım. Hazara yahzeru, uyardı, sakındırdı. İhzer, sakın manasına geliyor. Hazirun da itinalı, sakıngan, ihtiyatlı anlamına geliyor. Sahita, yeshatu, sahatun eş anlamlısı. Gadıbe, yağdabu, gadabun. Evet, kızdı, öfkelendi, gadaplandı anlamına geliyor. İ'tebera, ya'tebiru, itibarun. İ'tebera mazisi, ya'tebiru muzarisi, itibarun mastarı. İbret almak, ders almak. Evet. Tekrar metne dönüyorum. İhzeru sahatallahi ve gadabehu, Allah'ın gadabından, Allah'ın kızmasından sakının denildiği zaman müşriklere. Ve atebiru, yine emir. Yatebera yatebiru. Ve atebiru, öğüt alın, ibret alın. Bima halle bil ümemis sabiqine gablekum minel azabi, azaptan sizden önceki milletlere, onların başına gelen o azaptan ibret alın denildiği zaman neden onlara azap gelmiştir? Bir sebebi tekzibihim, er-rusule, kendilerine gönderilen peygamberleri, elçileri yalanlamaları sebebiyle onların başına gelen azaptan ibret alın, öğüt alın denildiği zaman vahzeru maveraekum minel azabi, işte burada açıklıyor ayeti. Vahzeru, sakının, maveraekum minel min azabil ahireti, evet, gerinizde olan ahiret azabından sakının. Likey turhamu, ve size merhamet edilsin denildiği zaman, demek ki burada önlerinde olan ve arkalarında olanı nasıl açıkladı Muhammed Ali Sabuni? Önlerinde olan, yani sizden önce dünyada yaşamış, gelmiş geçmiş milletlerin peygamberleri yalanlamaları sebebiyle onların başına gelen azaptan sakının manasında. Ve arkalarındakinden kasıt ise ahirette onların başına gelecek olan azaptan ne yapın? Sakının ki Likey turhamu, böylece size merhamet edilsin. Evet, burada ve cevabu şartı, şartın cevabı nedir? Mahzufun, hasfedilmiştir. Takdiruhu, ve takdiri şöyledir. Ağradu, yüz çevirdiler. Ağrada an harficeriyle kullanılıyor. Ağradu, hüm ağradu, onlar yüz çevirdiler. Vestekberu, İstekbera, yestekbiru, kibirlenmek, büyüklenmek. Ve delle aleyhi, nitekim onların yüz çevirdiklerine ve büyüklenip kibirlendiklerine delil olarak delle aleyhi kavluhu teala şu ayeti kerime delalet etmektedir, göstermektedir. İlla kânû anha muridîn. Yani onlar ne yapıyorlardı? Allah'ın gönderdiği o ayetlerden yüz çeviriyorlardı. O kitaplardan yüz çeviriyorlardı. Galel Kurtubi, Kurtubi dedi ki vel cevabu mahsufun, evet, burada şartın cevabı mahsuftur. Ve takdiru, takdiri ise şöyledir. Evet, Kurtubi şöyle açıklıyor. İzâ gîle lehum zâlike âradû. Evet, onlara böyle denildiği zaman yüz çevirdiler. Ve delîluhu, delili de el âyetü lletî bâdehâ, daha sonra gelen ayettir. Yani onların yüz çevirdiklerine dair delili nedir? Daha sonra gelen şu ayettir. Ve ma te'tihim min ayetin. Onlara her bir ayet geldiği zaman, evet, fektefa, iktefa, yektefi. B harfi ceriyle kullanılıyor. İktefa fiili. Ne manaya geliyor? İktefa bi, yektefi, iktifaun. Evet, yetinmek, kanaat etmek, razı olmak. Halle bi harfi ceriyle kullanılıyor. İsabet etmek, başına gelmek anlamına geliyor. Evet.
Fektefa bihaza an zalike. Dolayısıyla bununla ne yaptı? Yetindi. Ve ma te'tihim min ayetin min ayati rabbihim. Rablerinin ayetlerinden bir ayet onlara geldiği zaman illa kanu anha muridin, ne yaparlar? Onlar yüz çevirirler. O ayetleri görmemezlikten gelirler. Ey ve ma te'ti haulâ'il müşrikine, o müşriklere geldiğinde alametün min alamatil vâdıhatid dâlleti alâ sıdkı rasûli, peygamberin doğruluğuna delalet eden açık seçik alametlerden bir alamet, bir işaret, bir mucize geldiği zaman kel mucizatil bahira elleti eyyedehullahu biha, Allah Teala'nın peygamberi teyit ettiği, pekiştirdiği, kuvvetlendirdiği, desteklediği açık seçik mucizeler gibi bir mucize geldiği zaman illa aradu anha, o mucizelerden, o ayetlerden ne yaparlar? Yüz çevirirler. Ala veçhit tekzibi vel istihzai. Evet, hem alay ederek hem de yalanlayarak ne yaparlar? O mucizelerden, o ayetlerden yüz çevirirler ve sanki hiç görmemezlikten gelirler. Kale Ebu Suudi, Ebu Suud da şöyle demiştir. Ve idafetül ayati, ayetlerin izafe edilmesi ila ismi Rabbi Celle ve Ala, şanı yüce olan Allah'ın ismine izafet edilmesi niçin böyle yapılmıştır? Li tefhimi şe'niha. Onun şanının ne kadar yüce, ne kadar büyük olduğunu delalet etmek, göstermek için Allah'a nispet edilmiştir. El müstetbi el müstetbi'u li tehvili meşterau aleyhi fi hakkiha. Hakkında cürette bulundukları şeyin ne kadar korkunç olduğunu göstermek için Rab ismine ayetler izafe edilmiştir. Evet, burada ve ma te'tihim min ayetin min ayeti rabbihim. Burada Rablerinin ayetlerinden bir ayet şeklinde ne yapılmıştır? Rab kelimesine izafet edilmiştir. Onu açıklıyor. Evet. Vel muradu bil ayat. Burada ayette geçen ayat kelimesinden murat, kasıt. İmmel ayatü tenziliyetü elleti min cümletiha el ayatül natika. Evet. Ya Allah'ın indirdiği ayetlerdir. Ayatü tenziliye dediği Allah'ın indirmiş olduğu vahiy ayetleridir. Ki elleti min cümletiha ve o tenzili indirilen ayetlerdendir. El ayatün natika bi bedai sunillah ve sevabiği alaihi. Bu kelimeleri izah edelim. Evet. Fahhame yufahhimu tefhim. Ne demek? Evet. Fahhame yufahhimu tefhim. Tef'il kalıbında yüceltmek, saygı göstermek. Hevvele yuhevvilu tehvilün. Evet. Çok korkutmak, korkunç göstermek. İçtere'e ala harfi ceriyle kullanılıyor. İçtere'e ala yeçteri'u istira'un. Evet. Cüret etmek, cesaret etmek. Evet. Sabigun, sabigun çoğulu sevabigu şeklinde geliyor. Evet, bol, çok, eksiksiz manasında. Bol, çok, eksiksiz. İlen, alaun, evet, nimet, ihsan, bahşiş anlamına geliyor. Bediatün, çoğulu bedaiu, şahane anlamına geliyor. Eyyede yüeyyidü, teyyidün, desteklemek, teyit etmek, doğrulamak anlamına geliyor. Şimdi metne dönelim. Evet. Vel muradu bil ayati, ayetlerden kastedilen murat nedir? İmma el ayatü tenziliyetü, Allah'ın indirmiş olduğu ayetlerdir. Elleti öyle ayetler ki min cümletiha el ayatün natıka, konuşan, neden bahseden ayetlerdir.
bibedai sun illah, Allah'ın yarattıklarının şahane olduğunu belirten vahiy ayetleridir ve sevabiki alaihi, nimetlerinin ne kadar bol olduğunu açıklayan ayetlerdir. Ev veyahut da bu ayetlerden kasıt elayatü tekviniyetü şamile lil mucizati ve gayriha, evet, veya tekvini ayetlerdir. Tekvini ayetler, kainattaki ayetlerdir. Öyle ayetler ki eşyamile şumullüdür, içermektedir. Lil mucizati, mucizeleri içine almaktadır. Ve gayriha min acaibil mesnuat, Allah'ın yaratmış olduğu yaratıklar, acayip yaratıkları içine almaktadır kainattaki. Elleti min cümletiha, ki bu cümledendir. Ma zükira min şu'unihil şahideti bi vahdaniyetihi teala, Allah'ın birliğine delalet eden, Allah'ın birliğini gösteren, zikredilmiş olan bütün mucizeler bunun içindedir. Ve teferrüdühi bil uluhiyye, sadece tek bir olduğu ve var olduğunu ifade eden, onları gösteren bütün deliller nedir? Bunun içindedir. Ve idâ gîle lehum, onlara denildiği zaman, ve idâ gîle denildiği zaman lehum, onlara enfigû, enfaga yunfigû, infak etmek, harcamak. Enfigû emirdir. Onlara harcayın, sarf edin denildiği zaman neyden harcayın? Mimma razakakumullahu, Allah'ın size rızık olarak verdiği rızıkların bir kısmını infak edin, harcayın denildiği zaman, yani muhtaç olan, fakir olan insanlara verin denildiği zaman, ey yani bu ayetin manası ve idâ gîle lihâulâil küffâri, o kafirlere şöyle denildiği zaman bi tarîkın nasihati, nasihat yoluyla enfigû bâdama âtâkumullâhu min fadlihi, evet, Allah'ın lütfuyla size vermiş olduğu şeylerin bir kısmını harcayın, infak edin. Kime? Alel fukarâi vel mesâkin, fakirlere ve miskinlere. Fakirun çoğulu fukara, miskinun çoğulu mesâkin. Evet, fakir ve miskinlere Allah'ın size vermiş olduğu, lütfundan size vermiş olduğu rızıktan belirli bir kısmını bunlara infak edin denildiği zaman, galellezine keferu, inkar edenler derler ki, lillezine amenu, iman eden insanlara derler ki, enut'imu et'ame yut'imu nahnu nut'imu, evet, burada soru edatı, enut'imu men lev yeşaullahu et'amehu, Allah dileseydi onlara da yedirirdi, yemek verirdi, nimet verirdi. Allah'ın dileyip yedireceği kişilere biz mi doyuracağız dediler. Ey galel kuffaru, kafirler dediler ki, lil müminine tehakkumen bihim, tehakkum nedir? Evet, tehakkeme ala harfi ceri ile kullanılıyor. Tehakkeme ala, yetehakkemu ala, tahakkumun mastardır. Alay etmek, istihza etmek, eğlenmek. Evet. Demek ki kafirler müminlere alay ederek, eğlenerek ne demişler? Enunfigu envalena, mallarımızı infak mı edeceğiz, harcayacağız? Alaha ulail mesakin, bu miskinlere, fakirlere mi harcayacağız? Ellezine efkarahumullah, Allah'ın fakir kıldığı bu fakirlere, yoksullara mı harcayacağız diyerek alay ettiler. İn entüm illa fî dalâlin mubîn, siz ancak açık bir sapıklık içerisinde olanlarsınız dediler. Ey mâ entüm eyyuhel mu'minûne, ey müminler, sizler ancak fî dalâlin zahirin, açık bir sapıklık içerisindesiniz dediler. Vâdihun ve fî dalâlin zahirin, vâdihin,
açık seçik bir sapıklık içerisindesiniz dediler. Haysu te'murûnena, neden? Çünkü sizler bize emrediyorsunuz. En nunfika envalena, mallarımızı infak etmemizi, harcamamızı emrediyorsunuz. Alâ men efkarahumullahu, Allah'ın fakirleştirdiği kişilere mallarımızı harcamamızı emrediyorsunuz. Evet. Gâle İbn Abbas'ın, İbn Abbas şöyle demiştir. Kâne bi Mekke'te zenâdikatün. Evet. Mekke'de zındıklar vardı. Zenâdikatün çoğul bir kelime. Evet. Bu kelimeye bakalım. Zındigun çoğulu zenâdikatün veyahut da zenâdigu şeklinde iki tane çoğulu geliyor. Evet. Zındigun, zenâdikatün ve zenâdigu manası zındık, inkarcı, ateist manasına geliyor. Evet. Mekke'de ateist zındıklar vardı, inkarcı insanlar vardı. فَاِذَا اُمِرُوا بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْمَسَاك۪ينَ, miskinlere, fakirlere sadaka vermekle emrolundukları zaman galu dediler ki لَا وَاللّٰهِ لَا نَفْعَلُ, Allah'a yemin olsun ki hayır, böyle bir şey yapmayız dediler. يُفْقِرُهُ اللّٰهُ, Allah fakirleştirdi o kişiyi. Ve nut'imuhu nahnu, Allah'ın fakirleştirdiği kişiye biz mi yemek vereceğiz, yedireceğiz dediler. Ve garaduhum, burada garad kelimesi geçiyor, manası garadun çoğulu aradun, amaç, gaye, hedef anlamına geliyor. Evet, böyle demekle onların amaçları, gayeleri neydi? Erreddu alel müminine, müminlere cevap vermekti. Müminlere cevap vermekti. Ki ennehum yegulune, sanki onlar şöyle diyorlardı. Levkânel emru kema tezumune, levkânel emru, eğer durum kema tezumune, sizin iddia ettiğiniz gibi olsaydı, zaame, zaame yezumu, iddia etmek, zamun çoğulu mezaimu, evet, iddia, zan, varsayım. Evet, şayet durum sizin iddia ettiğiniz gibi olsaydı, ennallaha gadirun, yani Allah kadirdir, Allah her şeye gücü yeter diyorsunuz. Bu iddia ettiğiniz gibi olsaydı, ve ennallaha razigun, ve Allah razıktır, rızık verendir diyorsunuz. Bunu iddia ediyorsunuz. Eğer böyle olsaydı diyorlar, لِأَتْعَمَ هَاُلَا الْفُقَرَاءَ, bu fakirlere de Allah ne yapardı? Doyururdu. Onları da rızıklandırırdı. Evet. فَمَا بَالُكُمْ, فَمَا بَالُكُمْ, bu bir üslup. Soru üslubu. Ne demektir? Evet. فَمَا بَالُكُمْ, evet. Sizin neyiniz var? Size ne oluyor? Anlamına geliyor. Sizin neyiniz var? Size ne oluyor? Tatlubune it'amehum minna, onların doyurulmasını bizden istiyorsunuz. Fema balukum tatlubune it'amehum minna, onların yedirilmesini, doyurulmasını bizden istiyorsunuz. Size ne oluyor? Ve ma ilmu haula issufaha, onların, o sefih, düşük seviyede insanların ilmi nedir? Enne hazainel erzak biyedil hallak, halbuki hazine, çoğulu hazain geliyor. Hazine, Türkçe'de de kullanıyoruz. Enne hazainel erzak, rızıkların hazineleri biyedil hallak, yaratıcının elindedir. Şüphesiz ki rızıkların hazineleri yaratıcının elindedir. Ve ennehu teala, şüphesiz ki Allah Teala ağna ba'dal halqi, evet, ağna ba'dal halqi, yarattıklarından, yarattığı kullarından bir kısmını ne yapmıştır? Zengin yapmıştır. Evet. Ağna fiili, ağna yuni yana'un, evet.
Ana, yuni, inaun nedir? Zenginleştiriyor, zenginleştirmek. Efkara, yufkiru, ifkarun da zıttı. Evet, zenginleştirdi, efkara da fakirleştirdi. Evet, Allah Teala kullarından bir kısmını ne yapıyor? Zenginleştirmiştir ve efkara ba'dal halkı yaratıklarından bir kısmını da fakirleştirmiştir. Neden? İptilaen, imtihan için. İptilaen manası iptela mastardır. Evet. Manası iptela, yepteli, iptilaun aynı anlama geliyor. İmtihane, yemtahinu, imtihanun yine ihtebera, yahtebiru, ihtibarun sınadı, denedi, imtihan etti manasına geliyor. Demek ki Allah Teala bunu yaparken bazı kullarını zengin yaparken, bazılarını fakir yaparken imtihan için böyle yapmaktadır ki liyanzura keyfe atafel ganiyyu. Evet, atafe fiili yalın halde kullanılırsa atafe yatifu paylaşmak, yani zengin paylaşıyor mu, nasıl paylaşıyor? Eğer atafe ala ile kullanılırsa acımak, yani fakir ve yoksullara acıyor mu? Ama atafe an harficeliyle kullanılırsa yüz çevirmek anlamına geliyor. Evet. Dolayısıyla atafe fiili farklı farklı manalara geliyor. Allah Teala neden böyle yaptı? İmtihan için böyle yaptı. Liyanzura bakması için keyfe atafel ganiyyu zengin olan nasıl paylaşıyor Allah'ın verdiği rızkı ve keyfe saberel fakiru fakir olan da o fakirlik, o muhtaç durumda nasıl sabrediyor? Bunu bakıp denemek için yapmıştır. Fakat mena'ad dünya anil fakiri, fakirden dünyayı men etmiş. Dünyalığı fakire vermemiştir. La buhlen cimrilikten dolayı değil. La buhlen, buhl cimrilik demektir. Bahile fiilinden türetilmiş. Bahile yebhalu buhlen. Evet, cimrilikten dolayı değildir. Ve emeral ganiyye bil infak. Evet, zengine de harcaması, infak etmesini emretmiştir. Aleyhi fakire la haceten ila malihi, zenginin malına ihtiyacı olduğu için değil. Allah Teala elbette hiçbir şeye muhtaç değildir. Velakin lil imtilai, bütün bunları yapmasının sebebi imtihan içindir, iptila içindir. Vallahu yef'alu ma yeşa'u, Allah Teala dilediğini yapar. La itirada li ahadin fi meşiyetihi, Allah'ın dilemesine, istemesine, yapmasına hiçbir itiraz kesinlikle söz konusu olamaz. Hiçbir kimse itiraz edemez. Ve la fi hükmihi, hükmüne de hiç kimse itiraz edemez. Nitekim la yüselu amma yef'alu, Allah Teala yaptığı şeylerden dolayı ona sorulmaz. Ve hum yüselun, ama insanlar elbette yaptıklarından dolayı sorguya çekileceklerdir. Evet, la yüselu amma yefalu, Allah Teala yaptıklarından dolayı sorguya çekilmez. Ve hum yüselun, ama insanlar yaptıklarından dolayı elbette sorguya çekilecektir. Sümme akbara an inkaril müşrikin lil ahireti, sonra Allah Teala müşriklerin ahireti inkar etmelerini haber verdi. Vestibadihim istebade yestebidu, uzak görmek, imkansız görmek. Li kıyam-ı saati, kıyamet kopmasını uzak görmeleri ve ahireti inkar etmelerinden haber verdi ve fegale şöyle buyurdu. Ve yegulune, diyorlar ki meta hazel vaadu in kuntum sadikin, eğer doğrulardan iseniz bu vaat ettiğiniz, şayet doğrulardan iseniz bu vaat ettiğiniz kıyametin kopması ne zaman gerçekleşecektir diyorlar. Evet, burada kalalım inşallah. Bu kaldığımız yerden itibaren gelecek dersimizde devam ederiz. Evet, lütfen derslerimizle ilgili yorumlarınızı yazın ki ona göre, eğer hızlı gidiyorsak biraz yavaşlayalım. Kelime manalarını açıklamada, cümleleri açıklamada anlaşılıyor mu? Bu konuda yorumlarınızı yazarsanız memnun oluruz. Evet.
Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûb ileyk ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi Teala el Fatiha.